Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlarım. 5. üniteye geçtim. AYT 2. kitabın 5. ünitesi bir fonksiyonun ekstremum noktaları diyor dostlar. 5 numaralı ünitemiz. Hemen 1. köşe taşını aldım ve çözmeye başlıyorum. Diyor ki 1. ve 3. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız demiş. Peki biz de cevaplayalım. -4'e 4 aralığında tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiş diyor dostlarım. Pekala. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bakalım fonksiyonumuzu şöyle gözümüzün önünde dursun. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi -2'ye 1 noktası. Bakalım -2'ye 1 noktası yerel minimum noktalarıdır diyor dostlarım. Şimdi ekstremum noktalarımız ikiye ayrılıyor. Ekstremum noktalar yerel maksimum veya yerel minimum arkadaşlarım. Minimum. Şimdi yukarıda olanlar, şu üst taraftakiler yerel maksimum. Bakın bunlar 3 tane, 1, 2, 3 tane yerel maksimumumuz var. Aşağıda olanlar 1, 2 tane de yerel minimumumuz var dostlarım. Yerel maksimumlar şu 3'ü, yerel minimum noktalarım da şu ikisi. Bu yerel maksimumlardan en yukarıda olan hangisi ise onun adı mutlak minimumdur. Yani mutlak maksimumdur, pardon. Yani maksimumların maksimumu anlamına gelir. En büyük mutlak demek en büyükleri anlamına gelir. Aşağıdaki olanların da en altta olanı, yani şu 1 dediğim noktada minimumların minimumu, yani mutlak minimum anlamına gelir arkadaşlar. Demek ki şimdi bu adamın ekstremum noktası 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane ekstremum noktası var. Bunlardan yukarıda olanlar 1, 2, 3 tanesi maksimum, 2 tanesi minimum. Maksimumların maksimumu da mutlak maksimum diyormuşum. Minimumların minimumuna da mutlak minimum diyormuşum. Yani şu da benim minimum, mutlak minimum noktam olacakmış arkadaşlar. Şimdi buradaki mutlak maksimum noktası, yerel ekstremum noktalarından yerel maksimum olanı. -4 dediğimiz bu noktanın apsisidir. Yani yerel maksimum değerlerinden birinin apsisi -4. Bu -4'ün karşılık geldiği şu 4 değeri ise yerel maksimum değeri olarak söylenecek. Şimdi bu nokta neymiş? -4'e 4 noktası. Bu ne arkadaşlarım? Yerel maksimum noktası. Aynı zamanda maksimumlarında maksimum olduğu için mutlak maksimum noktası budur bunun. Şimdi buradaki bu noktanın apsisine yerel maksimum değerinin apsisi denir. Yerel maksimum noktasının apsisi denir. Bunun karşılık geldiği 4 değerine, yani f'in içine -4'ü yazdığımda bulduğum y değerine de, ki 4'müş o değer, bu da bizim yerel maksimumumuzun değeri olur arkadaşlarım. Şimdi buna, bu bilgilere göre de cevaplayalım dostlar soruları. -2'ye 1 noktası. Nerede o? İşte şuradaki nokta. Şu noktadan bahsediyor. F'nin yerel minimum noktalarından biridir. Evet, aşağıda doğru olduğu için, alttaki noktalardan biri olduğu için, evet, yerel minimum noktasıdır. 1 numara doğrudur arkadaşlarım. 1'e 0 noktası F'nin mutlak minimumudur. Evet, bakın en alttaki minimumların minimumu. En alttaki nokta olduğu için 1'e 0 noktası dediği bu nokta kesinlikle mutlak minimum noktasıdır. Bu da doğru. 3'e 3 noktası F'nin, 3'e 3 noktasını bulalım. İşte buradaki nokta yukarı doğru olan noktalardan birisi, ki yerel maksimum noktalarımızdan biridir bu. F'nin yerel maksimum noktalarından biridir. Evet, doğru. O halde 3'ü de doğrudur. Cevabımız Edirne geldi Gobeller. Peki geldik İkinci soruya. Fx'in mutlak maksimum noktası aşağıdakilerden hangisidir? Zaten söylemiştik arkadaşlarım hemen. Mutlak maksimum dediğimiz maksimumların şu üçünün en maksimumu, yani en yukarıda olanı, işte şu nokta. Bunun da apsisi -4, ordinatı 4 olduğu için -4'e 4 noktasıdır. Mutlak maksimum noktası. -4'e 4, cevap Adana'daymış. Şuna gelelim. Fx fonksiyonunun mutlak maksimum değeri
Şimdi değeri dediği zaman nerede arıyordum değerini? Y ekseninde. Şimdi mutlak maksimum noktası eksi 4'e 4 noktasıydı. Eksi 4'e 4'ün de değeri dediği zaman y'deki karşılığı 4'tür arkadaşlar. O halde fx fonksiyonunun mutlak maksimum değeri a'ymış ya, a dediğiniz sayı 4'müş dostlar, bunu biliyoruz. Mutlak minimum değeri de b. Şimdi gelelim mutlak minimum değerine. Minimumların minimumunu arıyorum. En alttakini aradığım işte 1 noktası, 1'e 0 noktası. 1 dediğim şey mutlak minimum noktasının apsisidir. 0 dediğinde mutlak minimum noktasının değeridir. Demek ki mutlak minimum değeri, yani b dediğimiz şey de 0 olacak. Bize de 4 eksi 0'ı soruyor. Cevabım Bursa çıktı Gobeller. Geldik hemen 4 numaralı soruya. Şöyle bir gözüksün sorunun tamamı. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Ekstremum noktalarının apsisleri şunlardır diyor. Hadi biz bulalım ekstremum noktalarını. Dostum şimdi ekstremum noktası dediğin zaman neydi? Yukarıdakiler ve aşağıdakilere bakacağız. İşte şuradaki nokta yerel maksimum, şuradaki nokta yerel minimum, şuradaki nokta da yerel maksimum noktasıdır. Şu noktanın karşılığını şimdilik bilmiyorum. 3'e karşılığı ne onu bilmiyoruz. Bu noktanın karşılığını da bilmiyoruz. Değerlerini bilmiyorum ama yerel ekstremum noktası 3 tanedir ve 3'ünün de apsisi eksi 1, 1 ve 3'tür. O halde dediği doğrudur. 1 numara doğrudur arkadaşlar. Geldim 2 numaraya. Yerel maksimum noktalarının apsisleri toplamı 2'dir. Bak yerel maksimumları istiyor. Yani yukarıda olanları şunla şundan bahsediyor. Peki bunların apsisleri eksi 1 ile 3 değil mi dostum? İşte bu ikisinin toplamı eksi 1 ile 3'ü toplayın 2'dir. O halde bu da doğru. 1 numarada doğru, 2 numarada doğru. İkisi de bir kere olacak şıklarda. Ya Denizli ya da Edirne. Hemen bakalım 3 numaraya. Mutlak minimum noktası 1'e 0'dır diyor dostlarım. Evet, 1'e 0 noktası ekstremum noktalarından bir tanesidir. Ama mutlak minimum noktası mıdır? Kesinlikle değil dostum. 1'e 0 noktası minimumlarının içerisinde daha küçükleri de var arkadaşlar. Bakın fonksiyonumuz aşağıya doğru da gittikçe gidiyor. Demek ki daha da küçükleri varmış. Bu değilmiş arkadaşlar o halde. Pekala bu da yanlış. O zaman 1 ve 2 olacak. Cevabım Denizli olacak dedim. Geldim 5 numaraya. Hemen okuyalım. Yukarıda eksi 5'e 3 aralığında tanımlı. Bakın yalnız eksi 5 açık aralık. Eksi 5 tanımlı değil. Zaten şekilden de görüyoruz. İçi boş bir yuvarlak çizilmiş oraya. O yüzden tanımlı değil orada arkadaşlarım. Demek ki o noktada ekstremum noktası yok bu keratanın. Peki buna göre diyor hangisi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. 4 farklı ekstremum noktası vardır. Sayalım yukarıdakiler. 1, 2, 3, 4 tane ekstremum noktası var arkadaşlar. Sakın ha eksi 5'te ekstremumu yok bunun kardeşlerim. Dikkatli olun. Eksi 5'e 1 noktası ekstremum noktası değil. Çünkü tanımlı değil burada. O yüzden bir bu. Bunların ikisi maksimum noktaları, şunların ikisi de minimum noktaları. 4 tanedir, doğru. Mutlak minimum değeri, yani en alttaki değeri. En altta ne var arkadaşlarım? Eksi 2 var. Eksi 2'nin karşılığı da 2 olduğu için mutlak minimum değeri 2 olmalı. 1 diyor, yanlış. Zaten doğru cevabı direkt bulduk. Bu ne diyor? 1 diyor mutlak minimum değeri. Şunu bahsediyor arkadaşlarım. Şundan bahsediyor ki bu durumda şu noktayı da almış bu devreye ama o nokta nasıldı? Tanımlı değildik o noktada. O yüzden bu nokta kesinlikle ekstremum noktası değil. Ekstremum noktası olmadığı için de mutlak maksimum veya mutlak minimumlardan biri değildir. O yüzden bir yanlıştır. Şuna bakalım. C şıkkına. Şimdi doğru cevabı bulduk Bursa ama biz yine birazcık daha konuşalım arkadaşlarım. Yerel minimum değerlerinin toplamı, yerel minimum değerlerinin toplamı 5'tir diyor. Yerel minimumlar hangileriydi arkadaşlarım? Şuradaki
Eksi 2 bunun minimum değerlerin, minimum noktalarından apsisi olan değeri ise bunun kardeşim 2. Diğer bir yerel minimum değeri 3, minimum değeri değil, minimum noktası 3'e. 3 noktası, değeri ise 3 oldu arkadaşlarım. Minimum noktalarından biri eksi 2'ye 2'dir, değeri 2'dir. Diğeri 3'e 3, değeri 3 olduğu için toplamları da 5'tir. Bu doğru cevaptır. Yerel maksimum değerlerinin toplamı 11'dir diyor. Şimdi yerel maksimumlarda şu ikisinde de maksimum var. Bunların değerleri, karşılık geldikleri 5 ile 6 olduğu için toplamları 11'dir. Bu da doğru. Mutlak maksimum değeri, yani maksimumların maksimumu, en tepedeki de şu nokta olduğu için apsisi 1, değeri ise 6'dır dostlarım. Evet, bu da doğru. Pekala, birinci köşe taşını gömmüş olduk böylelikle. Hemen 2 numaraya geldik. Şimdi 2 numarada da tablo incelemesi yapacağız herhalde dostlarım. Okuyalım. 1 ve 4. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız diyor. Tamam, cevaplarız. Şimdi burada F'nin türevinin işaret tablosu çizilmiş. Bakın şurada artı bir işaret var. F'nin türevi burada. Demek ki fonksiyonun burada artan. Çünkü F dediğim şey pozitif değer aldığı yerde fonksiyon artandı biliyorsunuz. F artan ise F'nin türevi sıfırdan büyüktü. F'nin türevi de burada sıfırdan büyükse artan. E burada da sıfırdan büyük, yine artan. Burada bakın azalmış, şöyle azalan. Burada artmış, artan diyelim arkadaşlar. Şimdi fonksiyonun grafiği 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Fonksiyon şöyle bir şey. Şöyle yukarı doğru çıkıyor. Tam bir noktasına, apsisi 1 olan noktaya geldiğinde dönmeye başlıyor. Tekrar 3 olan noktaya geldiğinde de tekrar yukarı çıkıyor arkadaşlar. Yani şuradaki 1 noktasıyla 3 noktasında bu keratanın neleri var o zaman? Ekstremum noktaları var. İşte buradakiler ekstremum noktalarının apsisi 1. Ordinatı neymiş? F'te 1, 3'müş. O yüzden ordinatı 3. Değeri ise 3. 3 dediğimiz noktanın değeri de eksi 1'miş. Onu da buraya yazalım. Eksi 2 noktasının da değeri... Video durmuş arkadaşlar. Tekrar başlattım ben. Eksi 2'ye dikkat edin. İşaret değişmemiş burada. Artı artı. İşaret ne zaman değişmiyordu dostlarım? Çift katlı kökte işaret değişmiyordu. Zaten bakın çift katlı kök olduğunu da söylemiş. Çift katlı kökte ekstremum noktası yok diyeceğiz o zaman arkadaşlarım biz. Çünkü gerçekten de bakın burada bir azalma ya da artma gibi böyle bir durum yok. Sürekli daima artıyor bu aralıkta arkadaşlar. Peki şimdi birinci soruyu okuyalım. Fx fonksiyonunun diyor, fx fonksiyonunun yerel minimum noktasının apsisi. Yerel minimum dediğinde şu aşağıya düşen şuradaki noktaya bakacaktık. Bunun apsisi 3. 3'ün karşılık geldiği değerse eksi 1'miş dostlarım. O zaman 3'e eksi 1 noktasıdır yerel minimum noktası. Ve bunun da değeri eksi 1'dir. Apsisi kaçtır diye soruyor birinci sorumuzda. Apsisi 3'tür kardeşim. Geldim ikinci soruya. Fx fonksiyonunun yerel minimum değeri. Şimdi noktasını ne bulmuştuk? Yerel minimum noktası 3'e eksi 1 bulundu. Bu apsisi, bu da y'si, yani değeri eksi 1 olacak diyeceksiniz dostlarım. Üçüncü sorumuza bakalım. F fonksiyonunun yerel maksimum noktasının apsisi. Şimdi yerel maksimum dediği zaman şöyle yukarıdakilere bakıyorduk. İşte apsisi 1, ordinatı ise 3. 1'e 3 noktası yerel maksimum noktası. Yerel maksimum noktasının apsisi 1'e 3'tü ya nokta, 1'e 3 bulduk. Apsisini soruyor bize. Biri işaretleyeceğiz dostlarım. Cevabımız Ceyhan geldi. Dördüncü sorumuza bakıyorum. Dördüncü sorumuz da yine bu grafikle alakalı. F fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi ekstremum noktalarının apsisleri 1 ve 3'tür. Evet, deminden beri söylüyoruz. Apsisleri 1 ve 3 doğru. Yerel maksimum değeri 3'tür diyor arkadaşlarım. Yerel maksimum değerini nasıl buluyordum? Şu yukarıda olanlardan zaten bir bu var, aşağıda da bu var. Maksimum değeri de bu. Yerel maksimum noktasının değeri dediği zaman 3'ten bahsediyor demektir, y'sinden. O zaman bu da doğru.
artan olduğu en geniş aralık. Şimdi bir fonksiyonun artan olması için neydi kural? Türevinin artı işaretli olması gerekiyordu. Türevine bakıyorum, nerelerde artı? Şu aralıkta artı. Yani eksi sonsuzla bir aralığında artıdır. Doğru. Ama en geniş aralık bu mudur? Hayır. Bir de buna ne var ek olarak? Bakın şurada da artı. Birleşim 3 ile sonsuz aralığında da artıdır bu kerata. O yüzden bunu da yazması lazımdı. Yani en geniş aralık değil. Şöyle dese, artan olduğu aralıklardan biri budur dese doğru. Biri bu. Ama bu da var arkadaşlarım. İkisinin birleşimidir en geniş olduğu aralık. O yüzden bu yanlış cevaptır. 1 ve 2 doğru. Cevabımız Denizli'dir dedik. Geldim 5 numaralı sorumuza. Aşağıda fx fonksiyonunun birinci türevinin işaret tablosu verilmiştir. Peki, şimdi hemen inceleyelim bu tabloyu, bakalım neler diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi a noktası, bir kere şurada türevi, burada bakın fonksiyon bir artanlık göstermiş, burada azalanlık, burada da azalanlık. B noktasının çift katlı kök olduğuna dikkat edin, işaret değişmemiş, zaten iki tane de simgeyi koymuş. Bu ne demek? B noktasında ekstremum yoktur demek arkadaşlarım. Başka, fonksiyonun grafiği şöyle geliyor, bakın gittikçe geliyor, A'dan aşağı düşüyor, B'de devam ediyor aşağıya düşmeye. Şöyle bir fonksiyon yani. Şimdi şurası bizim A karşılığı olduğumuz nokta, B noktası da şuralarda bir yerde arkadaşlar. Bu da B. B'de dikkat ederseniz bir yukarı doğru şeylik, tümsek ya da çukurluk oluşturmadığı için ekstremum noktası yok B noktasında. Peki A noktası yerel maksimum noktasıdır. Evet, A noktası yukarıda olduğu için ekstremum noktasıdır ve yukarıda olmasından sebep de maksimum noktasıdır diyebiliriz. Bu bir doğru. 2'ye bakalım şimdi arkadaşlarım. X eşittir B absisli noktası ekstremum noktası değildir. Evet, çift katlı kök olduğu için ekstremum noktası değildir. Bu da doğru. X eşittir A absisli noktasından çizilen teğet X eksenine paraleldir. E şimdi bu bizim fx'imizin kökleri. Yani f'in türevinde, f'in türevinin kökleri. F'in türevinde A'nın karşılığı sıfırdır. Peki bir fonksiyonun A noktasındaki türevi demek, o noktasındaki teğetinin eğimi demekti arkadaşlarım. Demek ki eğimi sıfır. E bir fonksiyonda eğimi sıfırsa ne oluyordu? X eksenine şöyle paralel doğru olmak zorundaydı. Demek ki bu da doğru. 1, 2, 3. 3'ü de doğrudur dostlarım. Geçtim hemen 6. soruma. Diyor ki, yukarıda birinci türevinin işaret tablosu verilen fx fonksiyonu ile ilgili olarak. Şimdi bakın, fx'in demek ki bir tane kökü varmış kardeşim. O da 2 noktasıymış. Peki, ve bu da çift katlı kök. Çünkü şöyle gidiyor, artan artan gidiyor fonksiyon. Fonksiyon şöyle giden bir fonksiyon. Daima artıyor yani, hiç azaldığı bir yer yok. Bakın hep artı artı. Çift katlı kök olduğu için bu noktada da ekstremumu yok arkadaşlarım, değil mi? O zaman birinci öncülde diyor ki ekstremum noktası yoktur. E evet, doğru o zaman, değil mi? Daima artan diyor. Evet, biz de az önce söyledik. Daima artan bir fonksiyon birebirdir diyor. E daima artan bir fonksiyon olduğuna göre sen şimdi buna bir sayı ver, başka bir sayı. Yani birebir eşleşme olacak sürekli arkadaşım. İşte 1 verirsen atıyorum f'te 1 ne çıkacak? Bir sayı çıkacak. 3 çıksın. Sallıyorum kafadan. E f'te 2 verdiğinde 0 çıkacak. F'te 3 verdiğinde 4 çıkacak. F'te 4 verdiğinde 5 çıkacak. Hep birebir eşlenecek bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla birebirdir de diyeceksin. Hepsi doğru geldi o zaman. Cevabımız Edirne çıktı Gobeller. Evet, 2 numara da tamamdır. Arkasındaymış 3 numara. Hemen 3 numarayı çevirdim. Diyor ki, fonksiyonun yerel maksimum noktası aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi yerel maksimum veya yerel minimumunu bulmak için ne yapacaksın kardeşim? Fonksiyonun türevinin işaret tablosunu inceleyeceğiz. O zaman bir kere bunun türevini bir alalım biz şöyle kenarda. F'in türevinde x eşittir. Eksi 2x yapar burası. Artı 6 yapar. Türevini aldım şimdi bunun. Ve bu türevini de 0 yapan değerleri buluyorum. 0 yapması için ne olacak? X'imiz kaç çıkar buradan? 3. İşte bu 3 noktası
Bunun ekstremum noktası olacak arkadaşım. Zaten bir tek 3'ü bulduğumuz için maksimum mu minimum mu diye bakmakla vakit kaybetmiyorum dostlar. 3, 3'ün de karşılık olduğu değer, şimdi apsisi 3 olacak. Demek ki şunların 3'ü değil. 3'ün karşılığı yani değeri 0 mı 4 mü bunu bulacağız. Bunun için de fonksiyonda yerine yazacağız. 3'ün karesi 9, eksi 9 oldu. 6 kere 3 artı 18 eksi 5. 9, 5 çıktı 4. Demek ki 3'e 4 noktasıymış benim yerel maksimum noktam dedim. Geldim 2 numaraya. Fonksiyonun kaç farklı ekstremum noktası vardır diye bir soru sormuş bize. Hemen ne yapıyorum? Türevini alıp 0'a eşitliyorum. Şimdi bir kere türevini alırsak bu amcanın. 3 başa düştü. 3'ler gitti. X kare kaldı. 2 başa düştü. 2x oldu. Bir de eksi 5 oldu. Şimdi hemen bunun bir de 0'a eşitliyorum arkadaşlarım ki ekstremum noktalarını bulacağız şimdi bu keratanın. Kaç farklı ekstremum noktası vardır diye soruyor. Her şey yolunda değil mi? Buraya kadar doğru aldık. Sanki çarpanlarına ayrılmıyormuş gibi geldi bana da. Fonksiyonun kaç farklı ekstremum noktası vardır diye soruyor. Evet, çarpanlarına ayrılmıyor. O zaman delta'dan mı kök bulacağız? Bir deltasına bakalım bunun dostlar. Delta b kare eksi 4 ac idi. Delta dediğimiz şey b karemiz. Türevi yanlış almadık değil mi? 3'ü başa aldık. 3'ler gitti. X kare artı 2x eksi 5. Doğru canım. B karemiz 4. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 5. Ne geliyor buradan? 4, 20 daha. 24 geldi. Delta dediğimiz şey kardeşlerim. Demek ki bunun 2 farklı kökü var arkadaşlar. Bu türev fonksiyonunun 2 farklı kökü var. 2 farklı kökü olması 2 tane de ekstremum noktası olduğu anlamına gelir ki cevabında Denizli'dir. Gönül rahatlığıyla işaretleyebilirsin kardeş. Geldik 3. sorumuza. Fonksiyonu için yerel maksimum noktasının apsisi eksi 3'tür demiş. Tabii ben şimdi ne yapacağım? Bunları cevaplayabilmem için türevini bir almam lazım bu keratanın. Hemen şurada türevini bir yazalım. F'in türevinde x 3x kare olur. Artı 6x eksi 9 oldu arkadaşlar. Şimdi bu türevi de 0 yapan değerleri bulacağız. Şöyle 3x kare artı 6x eksi 9'u 0'a eşitledim. Bir 3'e bölelim. X kare artı 2x eksi 3 eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum. 3'e 1 diye ayırdım çarpanlarına. Toplamlarının eksi olması için, artı olması için de buraya eksi verdim. Yani x artı 3 çarpı x eksi 1 oldu arkadaşlarım bu. Şimdi köklerini bulalım. Eksi 3'e 1. Hemen işaret tablosu yapıyorum. İkinci köşe taşında yaptık ya dostlar işaret tablosu. Biz de burada yapıyoruz şimdi hemen. Kökleri yazdım. Eksi 3 ile 1 diye. Çift katlı köküm olmadığı için işaretimi koymadım. Çift katlı kök işareti. Artı artıyla başladık. Artı eksi artıdır dedik. Şimdi fonksiyonumuz burada artan, burada azalan, bu f'in türevinin işareti. Burada da artan bir fonksiyonmuş. Yani grafik şu şekilde giden bir grafikmiş. Demek ki şurası bizim maksimum noktamız, şurası da minimum noktamız. O zaman bu adamın maksimum noktasının apsisi eksi 3'tür. Ordinatını birazdan buluruz. Minimum noktasının da, minimum noktasının da apsisi 1'dir. Ordinatını birazdan buluruz bu keratanın. Şimdi ne diyor? Yerel maksimum noktasının apsisi eksi 3. Evet doğru. Birinci öncülümüz doğru. Yerel minimum noktası 1'e eksi 3'tür diyor. Tamam 1'i biz de bulduk ama eksi 3 mü karşılığı onu da bulalım. 1 yazalım 1. 1 yazalım artı 3. Eksi 9 artı 2. 4, 2 daha 6, 9 çıktı, eksi 3. 1'e eksi 3 noktasıymış bu. Evet, bu da doğru. Yerel maksimum değeri. Maksimum değeri dediği zaman işte maksimum noktasının y'sini soruyormuş bize demektir. O zaman x yerine bir de eksi 3 yazalım. Bakalım bunun değeri kaç çıkıyor. Eksi 3 yazarsam eksi 27. Eksi 3 yazarsam 9, 3 kere 9 artı 27. Eksi 3 yazarsam eksi 27 bir de artı 2 var. 27'ler gitti. Eksi 20 eksi 25 çıktı arkadaşlarım. Bu yanlış o zaman. Peki 3. öncülümüzde 1 ve 2 çıkacak. Ama bu Edirne diyor dostlar. Şimdi bir daha bakalım. Şu değeri belki yanlış bulmuşuzdur. X yerine eksi 3'ü bir daha yazayım ben hemen.
Yazalım bakalım. Eksi 3 yazıyorum. 27 geliyor burası. Şuraya 27 yazalım. Eksi 27 geliyor. Eksi 3 yazıyoruz değil mi? Evet. Eksi 3 yazarsam 9. 3 kere 9 artı 27. Eksi 3 yazarsam bir daha artı 27. Bir de artı 2 geliyor. Evet, bunlar gitti. 27, 2 daha 29. Demek ki işlemlerimizi yavaş yapacağız. Aceleye gerek yok. O yüzden 3 numarada doğrudur. Cevabımız Edirne gelmiş. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Alttaki soruya biraz yer açalım. Evet, dördüncü sorumuzdayız. Fx fonksiyonunun yerel maksimum değeri ile yerel minimum değerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Hemen bir kere bir türevini alalım, sıfıra eşit diyelim. F'in türevini alıyorum arkadaşlarım. 5 başa geldi, 5'ler gitti, bir tek x üzeri 4. 3 başa geldi, 3'ler gitti, 2x kare. Eksi 3 çıktı. Bu bizim f'imizin türevi. Şimdi bunu ne yapacağız? Çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. Şöyle ayıralım. Bunu sıfır yapan değerleri bulacağız. Biz o yüzden de çarpanlarına ayırmam lazım. Şöyle yapalım. X kare eşittir a olsun ilk etapta. O zaman x üzeri 4 a kare olur. Bu da 2a eksi 3 oldu dostlarım. Eşittir 0. Peki 3'e 1 eksi 1 diye ayırdım. Şöyle oldu. A eksi a artı 3 geldi. Bir de a eksi 1 geldi arkadaşlar. Peki a dediğimiz şey neydi? X kare. Yani şöyle oldu. X kare artı 3 çarpı x kare eksi 1 eşittir 0. Peki bir daha çarpanlarını ayıralım. X kare artı 3 bir de ne çıkıyor? X eksi 1 x artı 1 diye. Bu da çarpanlarına ayrıldı kardeşler. Pekala, şimdi köklerini bulalım. Bunun kökü 1, bunun kökü eksi 1 olacak. Birininki 1, birininki eksi 1 geldi. Tabloyu inceleyelim hemen. Eksi 1 ile 1 diye yazdık. Artı, eksi, artı diye gittik kardeşlerim. Yerel maksimum değeri. Yerel maksimum değeri, şöyle grafiği bir daha göstereyim. Eksi 1 noktasının karşılığı yerel maksimumdur. 1 noktasının karşılığı da minimumdur. O zaman önce bir eksi 1 yazalım dostlarım. X gördüğümüz yeri. Değerini bulalım hemen. Eksi 1 yazarsam eksi 1 bölü 5 gelir. Eksi 1 yazdım. Eksi 2 bölü 3 gelir. Eksi 1 yazdım. Artı 3 artı 1 geldi. Bu neymiş? Yerel maksimumu değeri. Şimdi bulalım bunu hemen. Ne geliyormuş? Şurası 4 geldi. Burası da 3 ile genişletelim, 5 ile genişletelim. Eksi 3, eksi 10 daha, eksi 13 bölü 15. Eksi 13 bölü 15 artı 4. Ne yaptı? 60. 60'dan da 13 çıktı. 60'dan 13 çıkarsa 50, 47. 47 bölü 15 geldi burası. Tamam. Şimdi bir de yerel minimum değerini bulalım. Bunun içinde ne yazacaktım? 1. 1 yazarsam 1 bölü 5 olur. 1 yazarsam 2 bölü 3. Eksi 3 artı 1 olur. Şurası eksi 2 zaten. Şurayı düşünelim. 3. 10 da buradan. 13 bölü 15 geldi. Bir de eksi 2 var burada. Şununla şunu çarptım. 60. 30. 30'dan da 13'ten de 30 çıktı. Eksi 17 bölü 15 de buradan geldi. Eksi 17 bölü 15. Bu ikisinin toplamını soruyor. 47 eksi 17'den 30 geldi. 30 bölü 15'te 2 yaptı dostlarım. Biraz işlemi uzun sürüyor ama hiç önemli değil kardeşler. Geç gitsin, boş ver. İşte bulduk dostlarım maksimum ve minimum değerlerinin toplamını. Şimdi burada durduralım videomuzu. 3 tane köşe taşı çözmüş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere goberler. Hadi kolay gelsin.